Hoş geldin başkanım. Buradaki 60 köy muhtarlarımız, köylerimiz, hepimiz şu anda çok mağduruz. Cumhuriyet Partisi olarak da sahip çıkılıyor. Yani biz hiç kimse gelip de biz sorunlarımızı dinlemiyor ki. Ne denildi, hiç kimse bir şey sağlıyor. Biz sizlerle sahipsiz kaldık. Biz Yozgat olarak, Allah razı olsun Ali abimizle, bir Ali abimiz var, geliyor. Cumhuriyet Partisi değil ama sorunlarımızı dinliyor. En azından meclise taşıyor. Çiftçinin eli kanıyor, geliyor yok. Doktora gidiyoruz. Yer ve hastanesinde bir tane dahiliyeci var Sayın Başkanım. Dün gittim, evet. Yozgat'a gittim, filme diyor. Bomboş hastane. Evet. Bizi Yozgat'a niye gönderiyorsun diyorum, öyle cevap ediyor. Sağlık ocağımız burada bomboş duruyor. Bir sağlık ocağı, bir iğne vurucu burada olsa, 5 iğne veriyor, her gün yerdeye gidiyor, 100 lira taksi parası veriyoruz. Sağlık ocağı kapalı, buraya 50 koya idam ediyor. Sayın gelen bir şey bilmiyorum. İğne yapacak kimse yok mu? Kimse yok. Yani işte 8 taraftan orada. Hepsine. Hiç kimse yok. Burası beldeydi, köy oldu. Evet. Buraya 50 koya hitap ediyor. Evet. Herkes yiyor. Evet, evet. Buraya önce evet. Beldeydi, kapandı olduğu için her gün buraya geliyoruz. Evet. İğne vurmaya gidecek halimiz yok. Sağ olsun Ali abimiz, milletvekilimiz geliyor, ilgileniyor ama evet. Gücümüz yetmiyor. Ama evet. Sandıkta Allah izin verirse yıkacağız. İnşallah. Ben şimdi sağlık ocağında haftada bir gün doktorumuz geliyordu. Şimdi 15 güne çıkardılar ve aydan aya geliyor. Bir yani ilaç reçetesi yazmıyor. Reçete yazmıyor. Bundan dolayı çok sıkıntılıyız. Nüfus ne kadar? Efendim? Nüfus. Nüfus şu anda 680 bin nüfusumuz. Evet. Elektriği sıkıntılıyor diyor. Vatandaştan toplayamıyoruz. Bundan dolayı da. Kepçe istedik. 6 aydır müracaat ettim. Hiçbir cevap alamadım. Destekleme vereceğim dedi. Hala vereceğim. Millet kurbeti çekti. Evet. Kurbeti alamadı. 7 milyon mu? Sayın Genel Başkanım. Şimdi ortak sorunumuzu demin Aydın Savaş muhtarımız da izah etti. Aynı köydeniz. Bu gübre fiyatı yüksek. Doğru. Bu gübre fabrikalarını bu vatandaşlar satmasaydı bu gübre bu kadar pahalı olmayacaktı. Yani öncelik sebep bu. Geçelim mazota Tarım Bakanı bir dün müjde verdi. 4 lira litre şey gübre fiyatına 16 liradan 20 liraya çıkarttığını söyledi. Ama şu anda gübrenin çuvalı zaten 450 TL. Siz bunun yarısını ödemedikten sonra bizim yani derdimize derman olmuyor musunuz ki? Doğru değil mi Sayın Başkanım? Yani Allah razı olsun sizden bunu mecliste dinlendiriyorsunuz, gittiğiniz yerde dinlendiriyorsunuz. Sayın Vekilim, Ali abim, biz Ali abi olarak hitap ediyor. Ali abimiz sürekli toplumun içerisinde. Yani bankalardan gelen hacizleri zaten hiç görmüyor bugünkü hükümet. Benim 150 bin lira borcum vardı, bana 500 bin lira borç çıkarıyor Denizbank. Ziraat. Yani ertelenmeye girdik, ödeyemiyoruz. Ödeyemediğimiz için de 2-3'e katlanıyor. Talebimiz şuydu, sayın vekiller gelseydi, Allah razı olsun sizden, bunu size dinlendirebiliyor. Ziraat Bankası aracılığıyla o 5 müteahhitin borçlarını nasıl yapılandırıyorlarsa, onların bir tanesinin borcuna karşılık Türkiye genelindeki çiftçinin borcunu bir müteahhite harcadıkları parayla yapılandırabilirler. Yani biz cahil köylü olarak bunu düşünüyorsak, Sayın Cumhurbaşkanı'nın, Tarım Bakanlığı'nın bir sürü danışmanı var. Evet, evet. Sizden Allah razı olsun ama gücümüz yetmiyor. Meclise gidiyor, randevu vermiyorlar. Biz MHP'den randevu talebinde bulunduk, Ethem Sedef Beyefendi'den. Bize şu söylendi, eğer bize bir şikayette bulunacaklarsa, köylü olarak, çiftçi olarak bir sıkıntılarını dile getireceklerse, randevu vermiyor denildi. Böyle bir saçmalık olur mu Sayın Genel Başkan? Allah razı olsun sizden. Ali abimize alo dediğimizde telefonumuzu açıyor. Sıkıntılarımızı dinlendirebiliyor. Siz ve kabineniz sizden Allah razı olsun. Çiftçinin sorunlarını sürekli dile getiriyorsunuz. Bizim sorunumuz şu anda ekip biçmekten ziyade yaşam, hayatta kalmak ya. Biz yaşamak için mücadele ediyoruz şu anda. Gübre atamıyor. Benim kendim 200 dönüm yerim var. Daha bir tecik tohum atamadım tarlaya. Bu milli sorun değil mi? Bize demokrasinin kılıcını elimize alacak sandıkta gösterecek Allah izin ederse.
Atatürk diyor ki, Atatürk diyor ki, köylü diyor milletin efendisi. Ama ne efendilik kaldı ne bir şey kaldı bunların sayesinde. Dilenciden de kötü olduk Sayın Genel Başkan. Bunu sizden ricam mecliste, sayın vekillerimiz de burada Allah razı olsun teşrif ettiler, geldiler. Gerek mecliste gerek gittiğiniz yerlerde dillendiriyorsunuz ama daha sesli şekilde. Yani bize bir çözüm bulun. Allah rızası için bize çözüm bulun. Biz yaşama mücadelesi veriyoruz artık ya. Bu Tarım Bakanı bugün sade bakıyor adam, yani icraat yok ya. Sade bakıyor. Efendim hiç meraklanmayın. Az kaldı. Az kaldı. İnşallah halledeceğiz. Beraber halledeceğiz. Bakın bir şey söyleyeyim. Bu memleket aslında zengin bir memleket. Kaynakları var. Bütün mesele kaynak kimin için harcanacak? Üreten için mi, alın teri döken için mi harcanacak yoksa birilerine mi verilecek? Şimdi birilerine veriliyor. Biz ona beşli çete diyoruz. Oraya veriliyor büyük ölçüde. Üretene verilmiyor, çiftçiye verilmiyor. Size verilmiyor ama sizin tarımdan çekilmenize teşvik ediyorlar. Dışarıdan getiriyorlar. Dışarıdan daha ucuza getiriyoruz diyorlar. Dolar arttı, aldı başını gidiyor. Size verilen paradan çok daha fazlasını yurt dışındaki çiftçiye veriyorlar. Onlar kazanıyor. Siz kazanmıyorsunuz yani. Onlar kar ediyor. Siz kar etmiyorsunuz. Onlar hem bizim onlardan mal alıyoruz, kazanıyorlar. Bir de onların devleti ayrıca onların çiftçisine büyük yardımlar yapıyor. İki yerden kazanıyorlar. E siz de kaybediyorsunuz. E bunu değiştireceğiz. Beraber değiştireceğiz. Beraber. Beraber. Ben de esnafları geziyorum. Çarşıda, evet. Mahalle komşuları geziyorum. Evet. Aynı budur. Esnaflarda da, kirada oturanlarda da, evet. Çocukları okuyanlarda da bu dert hepsinde, herkeste var. Ama açığa çıkamıyor diyorlar. Evet. Çıkamıyor. Bir şey söylemiyor ama sizin yanınızdayız. Biz bunu devireceğiz. Sandıkta göreceğiz. İnşallah, yani, inşallah halledeceğiz. Başınızda yani. Eyvallah, eyvallah. Teşekkür ettik. İnşallah geldiniz. Beraber halledeceğiz. Beraber, beraber halledeceğiz. Çok teşekkür ediyoruz geldiğiniz için. Estağfurullah. Sağ olun, sağ olun efendim. Efendim. Sağ olun efendim. Sağ olun. Toprak Mahsul Ofisi Şube, evet. Müdürlüğü'nden emekliyim. 35 yıl il müdürlükleri yaptım. Şimdi de çiftçilik yapıyorum. Babamdan kalan arazim var. Ama bu ovanın bir sıkıntısı var. Su. Suyumuz yok. Suyumuz olmadığı halde ırmaktan sulayarak, işte kaçak tuzlu suyla, sekilden aşağısı ırmağın suyu tuzlu. Verdiği ürünü yakıp atıyor. Sulama birliklerine çiftçimiz para ödüyor. Sulamadığımız halde. Buna bir çözüm getirmesi. Pancara, kotalara cezalar var. Ayrıca böyle bir sıkıntısı var. Suyun bir proje kapsamında benim görüşüm, kişisel görüşüm, Kızılırmağı, Kayseri civarından Gelingüllü barajımız var. Oraya bağlandığı zaman bir kış dolduğunda bu ovanın Çerikli dahil, Derece dahil sulanması mümkün. Yani bu yol yapmak veyahut da beşli çetelere, Demir Muhtar'ın söylediği gibi inşaat yaptırmak gibi değil de cüz'ü bir projeyle iktidara geldiğinizde inşallah geleceğiz. İnşallah. O dönemde ilk işi Yozgat'ın, bu yörenin sorunu su sorunu. Suyu çözmek lazım. Ve en basitle ben öyle görüyorum. Bir keşif yapalım. Kızılırmak kışın boş akıyor. En azından su birikebilir. Su birikir. Yani 10 gün aksa birikir zaten. Bizim su ihtiyacımızı çözer. Yani çiftçinin bu sulama şeyinde olan çiftçilerin hepsinin ortak sorunu bu. Şeker pancarı şimdi koteye yetiştiremiyor. Sulayamadı çiftçi. Sıkıntısı büyük. Bitki zaten 10 gün su vermediğin zaman strese girer, verim düşer. Bunları anlattık biz dilimizin döndüğü kadar yöneticilere. Kimse aldırış etmiyor. Siz zaten kuralıktan işimizi yapamadığınız gibi bir de ceza ödeyebiliriz. Evet, en büyük sıkıntı bu. Cezayı kim kesecek? Potaj dolduramadık. Fabrika. Şeker fabrikası. Evet, fabrika. 200 ton kotan var. 100 ton verdin. Kuralıktan dolayı 100 tonun cezasını belli bir oranda senden kesiyor. 15 milyar. Vermeyen Allah. Su vermediniz, biz ne yapalım? Nasıl yapacak seni ya? İstersen ikinci sene seni mahkum ediyor. Ceza ediyor, yarısını alır diyor, yarısını pancara ekersen öbür sene alırım diyor. Yoksa hepsini birden alır diyor. Grup başkanı özelleştirdi ama ya özel sektör ceza keser, sözleşme mi imza yaptınız? Ya evet. Sözleşme yapmak zorundasın. Türk Şeker onlara belli bir kota vermiş. Anladım. Türk Şeker diyorlar da olur. O sözleşmeden bir örnek alır. Bir örnek alır. Alırız sizin. Sözleşmeden bir örnek ve o ceza ile ilgili de biz üzerinde durur. Yani gerekirse fabrika yönetimiyle konuşuruz. Olmaz öyle şey ya. Sen genel başkan, fabrika yönetimiyle bir türlü ulaşamıyorsun. Genel müdürü geçemiyorsun.
Biz devam mı gidiyoruz? O da başkan olur devam mı gidiyoruz? Biz gideriz. Geçen sene de gittik. Merak almayın. Biz gideriz. İnşallah bizi topu gideriz. Gideriz. Gerekirse makamına ben 30 milletvekili, 40 milletvekili gönderirim. İnşallah. Ne de bu rezalet yani. Ama belge olması tamam, lazım. Tamam belgeye getiririz. Elde olacak ki. Belge yok sayın. Efendim? Başkanım. Belge yok, sıkıntı yok. Meteoroloji belgelerini getiririz. Tamam. Kuraklık olduğundan tamam. Dolayı, yağış olmadığından tamam. Dolayı. Tamam. Hepsini getiririz. Karımsal daire başkanına varana kadar ulaştım ama bir çözüm olmadı. Ben pancar ekmediğim halde ekmediğimi beyan ettim. Bana 200 ton kotam vardı, 200 tonun tamamına gübre, tohum, diğer destekleri de almadım. Anlayacağıma dair beyan ettiğim halde ceza kestiler, hiç kimseye ulaşamadım. Kendi becerimle mahkemeye verdim, onu da yanlış vermişim. Bölge İdari Mahkemesi'nden geri döndü, o sandığı bıraktı. Halledeceğiz inşallah. İnşallah halledeceğiz.